İlginç Yılmaz, size öncelikle gelenekleri yaşatma konusundaki hassasiyetiyle öncü mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi'nin evlerde başlatmış olduğu çocuk iftarlarını yıllardan beri gönüllü olarak her Ramazan çocukları, aileleri koruma altındaki çocuklarla buluşturan biri olarak tanıyoruz. Bu iftarlardan öncelikle bize biraz bahseder misiniz? Hoş bulduk, merhabalar. Ramazan'ı dört gözle, zaten Ramazan tabii çok önemli bir zaman, 11 ayın bir sultanı olarak geçiyor. Hepimiz için çok özelliği olan bir ay. Manevi değerlerin yanı sıra maddi olarak da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin çok yoğun olduğu bir zaman, olması gereken bir zaman daha doğrusu. Bizde bu çağımızda bazı şeyler eksik yaşanıyor. Biz de bunları daha pekiştirmek için aldığımız eğitimden, gördüğümüz büyüklerimizden öğrendiklerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi Samiha Ayverdi hocamız bu hususta bize bir yol açmış. Daha evvel sizin de tekrar söylediğiniz gibi evlerde yapıyorduk bunları. Yani benim bildiğim 30 küsür yıllık bir geçmişim var. O zaman tabii gruplar daha küçük, imkanlar belki daha az. Birkaç evde çocuklar toplanıyordu. Fakat sonra çok şükür büyük sayılara ulaştık, daha kalabalıklaştık. İnsanlar birbirlerine anlattılar. Herkes bunun ne kadar kıymetli olduğunu gördü ve katılımlar oldu. Artık yaklaşık 10-12 senedir bunu büyük otellerde, büyük alanlarda yapıyoruz. Çünkü sığmıyoruz, oralara bile sığmıyoruz. Mesela bu sene 220 küsür kişiydik, büyüklerle, çocuklarla. Nasıl yapıyoruz? Bizim çocuklarımıza örnek olmalıyız. Anlatmak yeterli olmuyor. Örnek olduğumuz zaman çocuklar daha iyi algılayabiliyorlar bunu. Ne yapıyoruz? Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidiyoruz. Ricada bulunuyoruz. Çocuklarımızı ağırlamak istiyoruz. Sizin çocuklarınızı, yani daha doğrusu onlar da bizim çocuklarımız tabii. Çocuklarımızı kaynaştırmak, tanıştırmak istiyoruz. Bunun için de bir çocuk iftarı düzenliyoruz ve bu çocuk iftarında sizin çocuklarınız, o çocukların gelerek bizim çocuklarımızda hemhal olmasına özen gösteriyoruz. Davetimizi her seferinde sağ olsunlar icabet ediyorlar. Ortalama 40-50 civarında kendi katılımcılarını gönderiyorlar. Bizim öğrenci aldığımız grup, Çocuk Esirgeme Kurumu 6 ila 12 yaş arasındaki çocukları kapsıyor. Tam böyle hani bir şeyleri daha iyi örnekleyebilecek, daha iyi algılayabilecek dönemdeki çocuklar oluyorlar. Ne yapıyoruz biz bu iftarda? Bir kere çocukların, önemli olan da çocukların ağırlanması. Ama tabii ki arkadaşlarımızın, dostlarımızın çocukları da burada söz konusu. Önce bakıyoruz çocuklar ne severler. Çünkü orada artık tamamen çocuklar üzerine kurulmuş bir organizasyon oluyor. Salonun en güzel masalarını çocuklar diye yazarak çocuklara ayırıyoruz. Sahneye en yakın masalar, en güzel masalar, en ferah masalar çocuklara ait oluyor. Çocuklar yavaş yavaş geliyorlar iftar saatinden kısa bir süre evvel. Yerlerine yerleşiyorlar. Yıllardan beri yine alışa geldiğimiz gibi bir takım programımız oluyor bu çocuk iftarlarında. Ne oluyor? Önce bir çocuğumuz mesela ezan vaktinde ezanı okuyor. Bir çocuğumuz Kur'an-ı Kerim'den küçük bir sure okuyor. Arkasından ezan okunuyor. Ezanın arkasından çocuklarla bir... O gün çocukların çok büyük bir çoğunluğu da oruçlu oluyor tabii. Kimisi yaşı itibariyle tekne oruç tutuyor. Kimisi tam ilk orucu orada deniyor. Dolayısıyla bir de orucun ilk tutulma heyecanı oluyor. Oruçlar ezanla birlikte açılıyor. Herkes iftarını gerçekleştiriyor. İftarın hemen arkasında... Bir hafta boyunca veya 10 gün boyunca gene arkadaşlarımızın çocukları birkaç ilahi çalışması yapıyorlar. Ortalama 2 veya 3 ilahi müzik hocası arkadaşımızın eğitimiyle sahne alıyorlar. Orada 2-3 ilahi okuduktan sonra çocukların en çok beğendiği kısma geliyoruz. Belki burada o kıymetli hocamızı da anmak lazım. Evet. Elif Ömürlü Uyar. Evet, ona yıllardır hizmet ediyor, destek oluyor. Çocukları bu küçük koro için çok doğru. Büyük bir özveriyle hazırlıyor. Ayrıca yine arkadaşlarımızdan tabii enstrüman olarak devreye giren arkadaşlarımız da oluyor. Sağ olsun. Bunların her biri gönüllü arkadaşlar. Zaten gönülsüz bu işler bildiğiniz gibi yapılmıyor. Elbette, hiç şüphesiz. Burada benim benim hatırladığım, ben de defalarca bu iftarlarda bulunmuş birisi olarak hatırladım. Başka geleneklerin de bu iftarlara taşınması var. Eski kültürün burada yaşatılmaya gayret edilmesi var. Hacivat Karagöz'de hatırlıyorum, pamuk şeker. Evet, bunlardan da biraz bahseder misiniz? Tabii, olmazsa olmazlarımız var. Hacivat Karagöz'e perde, aslında biliyorsunuz esansı perde oynadı. Fakat günümüzde perde oyunu çocukların çok ilgisini çekmiyor. Bir de alanda ses dağılıyor, interaktif yapıyoruz. Canlı olarak geliyorlar. Öyle de olunca tabii karşılıklı, yani onların gerçekten yaşayan birileri, hani gölge oyunu, gölge değil de gerçekten varlarmış gibi onlarla bir arada oluyorlar çocuklar. Bu çocuklara çok etkileyici geliyor. Soru cevap yapıyorlar bazen, bazen dokunuyorlar. Yaşıyorlar onlarla beraber Hacivat'ı, Karagöz'ü. Bunlar çok, demin de sizin söylediğiniz gibi çok önemli değerler. Tabii bizim değerlerimiz Ramazan'da olan, işte onun ötesinde mutlaka pamuk şekerimiz oluyor, patlamış mısırımız oluyor, bazen macunumuz oluyor, şerbetçimiz oluyor. Evet. Tabii şerbetini böyle hani bardağını şeyin dibine vura vura çın 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 sesi çıka çıka şerbetçimiz oluyor. Pamuk şekercinin süre sonra ilgi tamamen pamuk şekere gidiyor. Aslında organizasyonun starı iki şey. Birincisi pamuk şeker, ikincisi diş kirası. Evet, malum diş kirası çok iyi bildiğiniz gibi Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Yani siz geldiniz, yediniz, içtiniz, dişlerinizi bu gıdalarla yıprattınız. Bunun mukabili biz de size bir jest yapalım, bir hediye verelim diye diş kiraları yapıyoruz. Bunu aslında sadece çocuklara değil, bizim geleneğimizde büyüklere de uygulanan bir şeydir diş kirası. Ama çocuk iftarı olduğu için biz bu organizasyonlarda tamamen çocuklara bu hususta ayrıcalık tanıyoruz. Pamuk şeker sırasından çıkan, pamuk şekerini yerken yüzü gözü her tarafı yapış yapış vaziyetteyken bu sefer hediye kuyruğuna gidiyor. Her sene onu da Allah razı olsun çok sevgili arkadaşımız Arzu Karslıoğlu her sene bu konuda bizim sponsorumuzdur. Hediyeleri kendisi temin eder, bize gönderir. Biz de çocuklarımıza onları dağıtırız. Gerek Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen yavrulara, gerek arkadaşlarımızın çocuklarına hediyeleri de dağıttıktan sonra yavaş yavaş dağılım başlar. Bu arada hemen unuttum tabii ki Mümin kardeşimizin davulla mani okuduğu maniler. En son artık davulla bu maniler okunur. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları dağıtırız. O bayrakları sallaya sallaya çeşitli marşlar söylerler. Ve birbirimizi önümüzdeki sene inşallah sağlık içinde tekrar buluşmak temennisiyle misafirlerimizi uğurlar. Biz de o heyecanı, o mutluluğu yaşarız. Bize bu öğretileri veren Sami annemizden gelen, sonra Meşgul annemizle öğrendiğimiz ve şimdi de Cemalir ablamızın, Cemalir Sarkut hocamızın yönlendirmesi, yani onun teşvikleriyle, onun yön göstermesiyle yaptığımız şeyler bunlar. Biz bunları kendi başımıza bilebilecek ve organize edebilecek durumda değiliz. Ama bize bu ufku açan, bu yolu açan, bu öğretiyi veren, yani yaptırıyorlar, biz yapıyoruz. Yani biz bu işin tamamen ve tamamen hizmetçisiyiz. Ama burada da bundan dolayı da çok mutluyuz. Çünkü hep bize şöyle öğrettiler, Allah'ın askeri çok. Eğer bir hizmette seni seçiyorsa bu tamamen ve tamamen senin şükretmen gereken bir şeydir. Biz yatıyor kalkıyor şükrediyoruz. Allah bu askerlik için bize görevlendirdi. Bu hizmeti bize verdi. Evet, çok büyük bir hizmet gerçekten. Hizmetiniz daim olsun diyelim. Buradan biraz farklı bir yere geçmek istiyorum. Biliyorum bir taraftan da 99 depreminde özellikle bir yıl boyunca her hafta İzmit'e, deprem bölgesine gittiniz, hizmet ettiniz, ihtiyaçları belirlemeye ve ulaştırmaya gayret ettiniz. Cemalir hocamızın önderliği, onun da eşlik ettiği zamanlar oldu. Bu Ramazan'da ise bu her ikisinin belki de kesiştiği başka bir tecrübeye şahit oldunuz. Bu çocuk iftarını Hatay'a, deprem bölgesine taşıdınız. Onu biraz dinlemek isteriz. Tabii ki, tabii ki. Önce temenniyle başlayalım, duayla başlayalım. Allah bir daha yaşatmasın. Deprem kaçınılmaz bir şey belki ama biz hazırlıklı olalım diyelim bir de arkasından. Kendimizi korumak için gerekli olan tedbirleri alabilecek durumda olalım. 99 depremi 17 Ağustos'ta oldu biliyorsunuz sabah karşı. 18 Ağustos öğleden sonra Cemalir hocamız birkaç arkadaşımızla beraber bizim evin salonunda bir toplantı yaptık. Hiç unutmuyorum, köşedeki koltuğa oturdu. Ne yapabiliriz? Hep kendisini tanıyanlar çok iyi bilir. Hizmet heyecanıyla yerinde duramaz, içi içine sığmayan bir insan kendisi. Ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Tabii tecrübesiz olduğumuz bir konu. Ne yapabiliriz? Hemen ilk etapta işte yarın toplanalım gidelim. Birkaç kişi önden bir bakalım neye ihtiyaç var, nedir? Yollar kapalı. O zamanın şartlarını biliyorsunuz. Yani hakikaten ama bir avantajı vardı. İstanbul'a yakın bir bölgede. Bize öğrettiği şey böyle bir oldu. Haberleşme ağı da yoktu. Tabii. Evet tabii yani internet vesaire falan bütün şeyler yok, cep telefonları bu. Yani hemen hemen 24-25 sene evvelden söz ediyoruz. Hani bu tip imkanlar çok daha kısıtlıydı. Ama biz kendi içimizde o toplantıyı hemen her zaman olduğu gibi yaptık. Ne yapabiliriz? Bize ilk söylediği şey şu oldu. Bir kere hani bir çalışma yapacağız. Bu insanlara el uzatacağız. Ama ve lakin neye ihtiyaçları olduğunu öncelikle belirlememiz lazım. O yağmurlu bir gün, daha doğrusu evet yani yaz olmasına rağmen bir yağmur vardı arka arkaya. İşte birkaç yere haber salındı. Tabii o anda hani bir bütçe lazım bunlar için. Ha deyince olacak şeyler değil bunlar. Nasıl bütçe yapılabileceği falan düşünüldü. Bunlarla alakalı arkadaşlar bir takım öneriler getirdiler ama bize ilk söylediği şu oldu. Çocuklar dedi, maddi olarak her şey sağlanabilir. İnsanların neye ihtiyacı olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Her şeye ihtiyacı varmış gibi düşünüyorum. Ama onların her şeyden evvel bir ihtiyacı var. Onlara maddi yardımın yanı sıra onlara sarılın. Terliler mi, yorgunlar mı, kirliler mi, bir takım sıkıntıları var mı, fiziki bir takım eksiklikleri var mı? Hiç bunlara bakmayın, hiç bunları değerlendirin. Onların en çok ihtiyacı olan sizin onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevgidir. İnsanlara sarılın. Ve biz bir yıl boyunca gerçekten insanlara hep sarıldık. Ha zaman zaman fiziki darbe yediğimiz zamanlar oldu. İtilip kakıldığımız oldu. Bazen kırıcı sözler, yani kırılmadık hiçbirine tabii ama hani anlaşılır anlamda söylüyorum. Hani bizi kırmak istediler. Bunu yaptılar. Fakat hiçbir tanesinde biz bunun kırgınlığını, sıkıntısını yaşamadık. Çünkü oradaki şartları görüyorsunuz. İlk etapta belki o gün ilk söylediğinde Cemal ablayı anlayamadık. Yani sarılacağız, öpeceğiz. Yani insanların yiyeceğe ihtiyacı var, yiyeceğe ihtiyacı var. Sarılma, göpmek. Fakat zaman size bunu o kadar güzel anlatıyor ki. Anlıyorsunuz ve onu cebinize koyuyorsunuz. O cebinize koyduğunuz sadece deprem için gerekli olmuyor Zeynep Hanım. Hayatınızın ondan sonraki evresinde de İnsanların en büyük ihtiyacının sen benim için bir değersin. Hani Cemal hocamız da hep söyler ya, Allah bizi saymış da yaratmış, bize bir değer vermiş, bize bir ehemmiyet vermiş. Biz birbirimizi hani bazen elde olmadan işte sen de kimsin ifadesini falan kullanırız. Verecek cevap aslında çok basit. İçinde ben orada kibir de kendimi acizane görmüyorum. Ben çok önemli biriyim, Allah'ın kuluyum. Bunu zaman içinde algılıyorsunuz. Onu cebinizde gezdiriyorsunuz. Yani aradan 20-25 yıl geçmiş bir deprem daha yaşanmış. Sadece depremlerin hareketi değil bu. Hayatınızın her evresinin hareketi. Sen çok kıymetlisin, sen çok değerlisin, sen seçilmişsin, yaratılmışsın, gelmişsin. Sonra gitmeye başladık. Ne yapıyorduk? Bir hafta boyunca bizim apartmanın altında çok büyük bir sığınağımız vardı. Arkadaşları tabii duyurduk. Herkes getirip eşya, sığınağı da açılmıştık. Herkes artık bana sormadan bile geliyor, sığınağı eşyasını bırakıyor, gidiyor. İşte ürünler alıyorduk. O zaman kendimiz paketliyorduk. Eşyalar geliyordu, bavullarla. Hatta hiç unutmuyorum, bir gün bir yatak geldi. Yatak istediler bizden. Yatak ama yatak kamyonetimiz yok, bir şeyimiz yok. Ekrem'in arabasının, station bir arabası vardı. Arabanın üzerine yatağa bağlı. Biz yolda gidiyoruz ama her araba bize korna çalıyor. Çünkü yatak her rüzgarda bir buraya sarkılıyor, bir buraya sarkılıyor. Fakat biz içinde o kadar mutluyuz ki bizden yatak istediler. Ekrem'le beraber biz arabanın içinde güle söyleye gidiyoruz. Çünkü yatak götürüyoruz. Savrulmuşuz, şöyle olmuş, bunların hiç ehemmiyeti yok. Sağ olsun Metinciğim minibüsüyle her zaman bize katkıda bulunuyordu. Cemal hocamız her zaman en önde. Ankara'dan, İzmir'den arkadaşlar geliyorlardı. Biz Adapazarı Kavşağı'nda bazen buluşup hep beraber gidip dağıtım yapıyorduk. Bir okulun bahçesine çadır kentvari bir yer kurmuştu. O zaman bu kadar tabii büyük yıkım, yani daha doğrusu sayı bu kadar fazla değildi. Bu kadar geniş alanı kapsamıyordu. Daha ziyade Adapazarı ağırlıklıydı. Bu kadar büyük çadır kentler yoktu ama gene de hani hatırı sayılır sayıda okulların bahçesine kurulmuş çadır kentlere gidip dağıtımımızı yapıyorduk. Hatta Cemal ablam hep söyler, bir seferinde böyle dağıtım yaparken bana çok hızlı bir sen dedi, adaletsizsin dedi, yaptığın iş doğru değil dedi, Allah seni dedi belanı versin. Bir düşündüm şöyle, iyi de dedim, Allah benim belamı verirse haftaya sana kim bir şey getirecek dedim, düşündüm, haklısın vermesin. Gördüğümüz kadın, erkek, çocuk herkese sarılıp öpüyordu. Burada bir hatırladığım bir şeyi size de hatırlatmak istiyorum. Bir de tabii şimdi bu 6 Şubat'tan sonra insanlar hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık. Yani insanın çaresizliğinden de, yaşadığından da, yiyip içtiğinden de, yani orada öyle bir şey yaşanırken uzakta bazen ne yapacağını bilemediği bir nokta oluyor. Yani hizmet edebilen ediyor, edemeyen belki sadece dua ediyor. Fakat hocamız sizi bu hizmet ettiğiniz günlerin dönüşünde hatırlıyorum ki bir peki siz devam edin lütfen. Hizmetin arkası şölendi. Çünkü biz büyüklerimizden de onu gördük. Evet, halka hizmet, hakikaten hakka hizmet. Ama halka bir hakkın hizmeti gerekiyor. Bu hizmeti yaparken bazen ister istemez insansınız. Bazen böyle negatif yüklendiğiniz de oluyor. Çünkü orada acı var. O acıyı ister istemez yükleniyorsunuz, giyiniyorsunuz, yaşıyorsunuz çünkü insanlarla. Bize hep şöyle derdi. Adapazarı'nda dağıtımımızı yapardık. Sabah erken gider, ortalama ikindi vaktine kadar dağıtımımız bittikten sonra dönüşte mutlaka bir maşukiyeye uğrar. Maşukiye'yi bilenler bilirler. İşte geniş böyle piknik alanlarıdır, salıncaklar vardır, işte kaydıraklar vardır vesaire. Biz de o zaman çok daha genciz, 20-25 sene evvel. Derdi ki yeni bir hizmete başlamak için, çünkü önümüzdeki hafta yine hizmet haftası. Aslında bizim için 365 gün, hatta 6 saatte dahil olmak üzere hizmet zamanı. Ama o 2 hafta arasında gene çalışılacak, gene ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf edilecek. Dolayısıyla üzerimizdeki negatif enerjiyi, negatif yükü, negatif elektriği atın, yeni bir hizmet için yenilenin. Biz orada pikniğimizi yapardık, yemeğimizi yerdik, gülerdik, söylerdik. Ama hani hep gene öğrendiğimiz gibi el işte gönül hazreti derler ya, kalbimiz gene onlarla. Ama hayatımızı idame ettirebilmek için, gücümüzü yeniden kazanabilmek için orada o atmosferi yaşar, yenilenmiş biçimde, şarj olmuş biçimde yeni haftaya başlamak için evlerimize dönerdik. Hemen şu kısmı da söyleyeyim. Kağıt üzerinde hizmeti yapan bizler görünüyoruz. Ama Hatay'da tekrar şahit oldum. Onların bize yaptığı hizmetin bedelini biz hiçbir şekilde onlara ödeyemeyiz. Ne yaparsak yapalım. Gerek maddi, gerek manevi. Peki bu Ramazan'daki Hatay'daki çocuk iftarına gelmek istiyorum. Nasıl geçti? Nasıl karşıladı çocuklar? Böyle bir gelenekten haberleri var mıydı? Bu diğer unsurları da beraberinde götürebildiniz mi? Şimdi şöyle birdenbire gelişti. Gene her hususta bize yol açtığı gibi bu hususta da yolu açan, burada destimhaneli ve maddi desteklerini veren Cemalir hocamızın hadi Hatay'da bir çocuk iftarı yapalım. Baş üstüne bize devlet, bize nimet. Hemen oradaki arkadaşlarla irtibata geçtik. Orada bir ağ oluşturulmuş. Yani hakikaten bir yardım ağı var. O yardım ağını oluşturan insanlarla da irtibata geçtik. Kalktık biz bir kampanya oluşturduk. Kendi arkadaşlarımız için de gönüllüler olarak. Herkes bütçesine göre ne verebileceğini verdi. Bayağı da bir güzel para topladık. İşte ne yapalım? Gittik Hatay'a. Adana üzerinden gittik. Hatay'a gittik. Hatay'da tekrar işte bir alan şurada yapın dediler bize. Bizim bu sene çocuk iftarını yaptığımız yer direkt olarak çadır kentlerinin içi değildi. Bir okulun açık basket sahasının içiydi. Gelen masalarla, sandalyelerle falan orada bir alan kuruldu. Bütün mahalleye bir dernek başkanı beyefendi var, Ratip Bey. O duyurmuş etrafa. Tabii burada demin de anlattığım gibi çocuklara yemek ikramının yanı sıra hediyeler, işte Hacivat Karagöz, gene pamuk elmalarımız vesaire. Bunları da taşıyabildiğiniz onları taşıyabildik, evet çok şükür. Cemalir hocamızın şöyle bir önerisi vardı bize, her şeyi de yönlendirdiğim burada da. Eğer bir hizmet alacaksanız öncelikle yöre halkından hizmet alın dedi. Benim de daha evvel çalıştığım Osmaniye'de bir tiyatro grubu vardı. Hemen onlarla irtibat kurdum. Memnuniyetle gelebileceklerini söylediler. Onların bünyelerinde işte pamuk helvacı ve mıspatlamış mısır vardı. İşte bir takım küçük hediyelerle beraber onlar da geldiler. Basket sahasının içinde masalarımızı uzun uzun böyle kurduk. Dikdörtgen masalar oldu, sandalyeleri yerleştirdik. Basket sahasının kapısı zaten küçük bir kapıdır bilirsiniz. O kapıyı sadece çocukların geçebileceği bir şekilde organize ettik. Oraya birkaç arkadaşımızı yerleştirdik. Hediye vermek istemedik bu sene. Hediyeler, çok hediye gidiyor çünkü. Daha bir eğlenmeye ihtiyaçları var diye düşündük. Gene depremzede olan bir kardeşimiz, orada oyun parkı varmış. Oyun parkından kurtarabildiklerini oraya getirdi. Kocaman bir işte bu şişme oyun, çocuklar kaydırak vesaire falan var bilirsiniz. Çocukları olanlar çok daha iyi bilirler. Ayrıca küçük böyle makineler var işte otomobiller. Onları normal şartlarda galiba jeton atıyorsunuz çalışıyor. Böyle ayarladılar ki jetona ihtiyaç olmayacak gibi. Işıkları yanıyor, sönüyor. Çocuklar bayıldılar, pembe, kırmızı vesaire. İşte o kaydırak şuydu buydu. Onu dışarıya kurduk ve dedik ki tabii şartlar gereği orada her türlü yiyecek fevkalade biçimde sunuluyor. Hiç kimse açık değil açıkçası. Ama ve lakin biz istedik ki İstanbul'daki çocuklarımıza ne sunduysak oradaki çocuklarımıza da aynı şeyleri sunalım. Onlar teşekkür ediyorlar. İşte hani bir şeye üzüldünüz mü, bir şeyden dolayı mahcup oldunuz mu derseniz evet onların teşekküründen ben çok mahcup oldum. Evet. Çünkü benim ve bizim onun, yani orada ben o işleri sizler adına yapan kişiydim. Ama benim arkamda koskocaman bir kardeş, koskocaman bir arkadaş, koskocaman bir dost topluluğu vardı. Onlar bu katkıyı maddi ve manevi vermeseler, bu rehberliği Cemalir hocamız bize açmasa, sizler de o desteği vermeseniz ben orada ne yapabilirdim? Yani en basitinden belki hani 10 tane hamburger ısmarlayabilirdim insanlara sonuç itibariyle veya gider konuşabilirdim. Ama onun vermiş olduğu heyecanla hepiniz adına, herkes adına mahcup oldum. Çünkü arkadaşlarla hep konuşuyorduk. İşte insanların şuyu eksik. Yatarken utanıyordunuz, yıkanırken utanıyordunuz, hatta tuvalete giderken utanıyordunuz. Çünkü onlar orada onlardan mahrumdu. Su içerken utanıyordunuz ve şimdi gidiyorsunuz. Yani maddiyatla elinizdeki imkanlar, evet hani emek sarf ediyorsunuz ama onlara bir şeyler ikram ediyorsunuz. Onlar söyledikleri şey oldu. Siz nasıl insanlarsınız? Bizi düşündünüz. Bizim çocuklarımızı mutlu etmek için buraya geldiniz. Siz nasıl yaptınız? Bizi nasıl düşündünüz? Size nasıl teşekkür etsek? Halbuki hani o kadarını söyleyebilmeye çalıştım. Yani siz bize teşekkür etmeyin. Biz sizin elinizi bırakıp ayağınızı öpsek yine bunu yapamayız. Çünkü biz ne kadar o eksiklikleri sizinle beraber yaşamaya çalıştıysak da tuvaletimizde vardı, banyomuzda vardı, yatağımızda vardı, yemeğimizde vardı. Acınızı ne kadar paylaşsak da yine hani parmağı kesilenin kanı akıyor. Hiç şüphesiz. Evet, keşke çocuklarımız da bütün bu şeye şahit olsalardı. Belki biz daha sonraki ziyaretlerimizde belki onlara da gelip onların da görmeleri, oralarda hizmet etmeleri onlara da nasip olsun. Gerçi bu depremde gençlerin ne kadar çok hizmet ettiğini, çok, bölgeye ne kadar fayda sağladıklarını ve yani birer arı gibi çalıştıklarına her yerde şahit olduk ve bununla çok mutlu olduk, çok umutlu olduk. Gençler vızır vızır çalışıyorlar. Yani hakikaten dağıtımda çalışıyorlar, getirde götürde çalışıyorlar. Yani hiç kimse ben bunu niye yapayım, ben ne yapabilirim, ben nasıl yapabilirim diye. Ve konaklama şartları falan böyle çok kolay değil orada yani. Konteynerlerde veya çadırlarda kalıyorsunuz, işte umumi tuvaletleri kullanıyorsunuz, gece kalkıp tuvalete gitmeniz gerekirse bir mesafe kat edip gidiyorsunuz. Ama hiç kimse bununla zerre kadar ilgilenmiyor. Ne yapabilirim, yarına nasıl yenilenebilerek hizmet verebilirim diye. Hep şunu düşünüyorum, keşke mümkün olsa her okul birkaç öğrencisini seçse ve Hatay'a, özellikle Hatay'a ama tabii diğer Adıyaman olabilir, Osmaniye olabilir, Adana olabilir, Maraş olabilir, Antep olabilir. O bölgelere çocukları bir gönderse, çocuklar 2 gün veya 3 gün orada kalsalar, binaları görseler, akşamleyin elektrik düğmelerine basıp da evlerini aydınlatmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilseler. Şehri geziyorsunuz, yüzlerce, binlerce evin hiçbir tanesinde ışık yok. O insana o kadar çok dokunuyor ki. Yıkımlar var, yıkılmamış ama ayakta olan, patlamış vaziyette olan evler var ama binlerce evin hiç ışığı yok. Keşke imkan olsa çocuklar hani bazen memnuniyetsizlikler yaşıyorlar. O memnuniyetsizliklerde ne kadar hata yaptıklarını anlamaları için oradaki hayatı bir görebilseler. Ama şunu da hemen beyan etmek istiyorum. Çocuklar her yerde Ümit Zeynep Hanım. Biz büyüklerin kaygıları var. Ama çocukların kaygıları yok. Çocukların yüzleri gülüyor. Çocuklar ümitle bakıyorlar. Çocuklar gerçekten hep söylendiği gibi belki çok klasik olacak ama gerçekten yarınlar. Onlar endişeden, kaygıdan uzaklar. Yarın için hep bir ümitleri var. Belki yükü biz büyükler taşıdığımız için, hani onlara her şeyi yansıtmamaya çalıştığımız için de bunu rol alabilir ama çocuk kaygısız, çocuk ümitli. Dolayısıyla onlara bakarak yarınlara çok ümitle bakabilmek mümkün. Ben kendi adıma öyle bakıyorum. Çünkü öyle bakmayı bize öğrettiler. İnşallah bakmak nasip olsun. Bakmaya çalışıyorum diyeyim. Bir şey yapıyorum ifadesi yanlış bir ifade. En azından ben kendim için kullanmak istemem. Bakmaya çalışıyorum. Çok ümit var o çocuklarda, yarınlarda çok ümit var. Şimdi gene hocamızın yönlendirdiği biçimde ucu açık sayısını bilemiyorum. Ne kadar kısmet olacak, ne olacak bilemiyoruz. Hatay bölgesine, özellikle Defne'deydi bizim ziyaret ettiğimiz bölüm. Defne bölgesine ziyaretleri devam edeceğiz. Daha böyle onu basite indirgeyerek hani çay toplantıları, sohbet toplantıları gibi sanki biz onlara çay içmeye gitmişiz. Kekimizi, pastamızı almışız. Muhabbet etmeye, gene sarılmaya, gene onların bize anlatacakları bir şeyler varsa dinlemeye, yapabildiğimizi yapmaya, gücümüzün yetmediğini de gücü yetenlere aktarmaya, bilgi akışını sağlamaya çalışacağız. Bayram geçirdik malum. Bayramda telefonlaştık birbirimize. Aradık, siparişler aldık. Spastik çocuğumuz var. Bir Ufuk'umuz var orada. Ne istersin Ufuk dedim. Şeker, çikolata, meyve suyu dedi. Şimdi ona güzel bir şeker, çikolata, meyve suyu kutusu götürmek artık boynumuzun borcu. Ufuk siparişi verdi. İnsanlar hiçbir şey istemiyorlar. Her şeyimiz var diyorlar. Eksikleri var diyorlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Emin olun. O gece oraya gelen herkes misler. Su sıkıntıları var, banyo sıkıntıları var, giysi sıkıntıları var. Hepsi yıkanmış, paklanmış, tertemiz. Hani derler ya tiriller. O kadar ihtimam göstermişlerdi. Şimdi söyleyin Allah aşkına biz ne yaptık? Kim kime ne yaptı? Hiç besiz yani bu hizmette ne yaptıktan sayılacak gibi değil elbette. Ama bir büyüğümüzün duası vardı. Siz anlattıkça onu hatırladım. Yani Allah insana karşılıksız hizmet etme zevki versin demişlerdi. Sizin gözünüzdeki pırıltıda onu görüyorum. Daim olsun hizmetleriniz. Bu yolda nice hizmetler yapmak size nasip olsun. İnşallah biz de daha ileriki hizmetlerinizde, etkinliklerinizde tekrar sizi dinlemek, tekrar o tecrübelerle buluşmayı diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.